Sizin bir mevtilik iddianız var mı? Onu evet sık sık soruyorlar. Mehdilik iddiasını yapan insan zaten dinle bağlantısını kesmiş olur. Yani Mehdi'yim dediğinde bir insan, ben masumum, cennete gideceğim, imtihanıma gerek yok. Dolayısıyla bir insan Mehdi'yim diyorsa zaten o Mehdi de değildir, hiçbir şey değil. Hatta yani aklından dahi şüphe edilebilir öyle bir insanın. Sizin mesela daha önce bir televizyon programında röportajınız olmuştu. Evet. Orada bu konuda söyledikleriniz işte şey şöyle algılandı. Mehdi'lik iddiasında net bir şekilde bulunmadınız ama bunu ima ettiğiniz şekilde böyle bir en azından o şekilde yansıdı. Evet. Bu durumu tam olarak nasıl ve çevrenizdeki insanların size karşı böyle bir bakışı var mı ya? Böyle algılıyor, böyle görüyor olabilirler mi sizi? Bu Mehdi'likte sonra nereden ortaya atıldı eğer bundan hiçbiri yoksa? Evet. Ben Mehdi'nin hadislerdeki tarifini kitap halinde getirdim. Bütün hadisleri koydum, yani yüzlerce hadis koydum. Dediler ki, kardeşim sen kendini tarif etmişsin burada dediler. Benim öyle bir iddiam yok. Hadisleri olduğu gibi aldım ben ve naklettim. Evet. Yani bu son derece yersiz bir iddia. Çünkü 1000 yıllık, 1200 yıllık hadisler bunlar. Hatta daha da eski eserlerden alınmış hadisler. Dolayısıyla benim böyle bir iddiam olamaz. Mehdi'nin öncüsüyüz inşallah. Ona ortam hazırlıyoruz, zemin hazırlıyoruz. Ama ziyade hüsnü zan her zaman olur. Herkes insan sevdiklerine, büyüklerine inşallah Mehdi'dir diye ümit eder. Hep böyle olmuştur. 1400 seneden beri böyle olmuştur. Onlar da beni çok seviyorlar herhalde. Ama şöyle bir hüsnü zan daha şey olur, daha makul olur. Çünkü ben Allah'ın herhangi bir kuluyum. Yani naciz bir kuluyum. Mehdi'ye ortam hazırlayan bir kişi. Bir kardeşler inşallah.